Kıymetli dostlar, İsmet Özel'in Naat şiiri bildiğiniz üzere Peygamber Efendimiz'i konu alıyor. Aslında ismiyle müsemma. Şiir içerisinde birkaç mesele var, onlara değinip terk edeceğim bu diyar. Şiirde şöyle geçiyor dostlar. Kim diyen gözle bakmadı kır çiçeklerine bile. Öğretmek için cephenedir kıyameti, torunu kucağında. Dönünce bütün gövdesiyle döndü. Bir bu anlaşılsaydı son yüzyılda, bir bilinebilseydi nedir veçe. Buradaki dönünce bütün gövdesiyle döndü, kır çiçeklerine yan gözle bakmadı. Şimdi bunları biraz araştırdığımız zaman şunu görüyoruz ki Peygamber Efendimizin unutulan bir sünneti var. Peygamber Efendimiz kendisine seslenen kişiye bütün gövdesiyle dönermiş. Şöyle düşünün dostlar, şu an ben kamerayla konuşurken bile tam bütün gövdemle dönmüyorum. Bir de bir insan size seslendiği zaman hangimiz böyle yapıyoruz ya? Böyle kafamızı çeviriyoruz. Yani şu an bana sesleniyorsunuz ve ben size efendim diyorum. Bu kamerada anlaşılamayabilir. Hemen yanınızdaki insanlarla test edin bunu. Birine bir seslenin bakalım size neresiyle dönecek. En yapabileceği kafasıyla dönmek olacak. Zaten bunu yapıyoruz. Efendim diyoruz, şey diyoruz. Anne, baba, çoluk, çocuk, akraba, herkes. Hele ki saygı duyduğunuz, çok sevdiğiniz bir insan size bu şekilde davranıyorsa, sizin her seslenmenizden sonra size böyle dönüyorsa, düşünsenize böyle bir şey var mı yani? Müthiş. Hatta gayri ihtiyarı böyle davranmadığı bir olay var ki Kur'an'a da konu oluyor. Kör bir sahabeyle yaşamış olduğu olaydan sonra ayet geliyor. Hangi olay olduğunu alta yazarım. İkinci husus, öğretmek için cephenedir kıyametti torunu kucağında. Peygamber Efendimiz namaz kılarken bazen işte torunları da orada olduğu vakit rükû ve secdeye inerken torunlarını bırakıyor. Tekrar kıyama kalktığı zaman torunlarını kucağına, omzuna alıp namazına öyle devam ediyor. Şimdi bunu hayatınıza bir tasdik edin. Nerede görüyoruz böyle bir uygulama? O yüzden şair söylüyor ki, bir bu anlaşılsaydı son yüzyılda, bir bilinebilseydi nedir veçe? Bir bilinebilseydi de bir cinas var. Bir bilinebilseydi. Bir bu anlaşılabilseydi. Gerçekten bak, yani şu an çevremize, hayatımıza baktığımız zaman okuduğumuzla yaşam tamamen apayrı. Bize öğretilenlerle hakikatte olan çok farklı. Bu video için not alırken bir yandan şiir dönüyordu, tamam mı? Dedim toparladım. Alta da şunu yazdım. Bize bunu anlatmadılar. Hatta aklıma da şey geldi. Ey yeşil sarıklı ulu hocalar, bana bunu öğretmediniz. Konu aldığım şiirin hemen üstünde şöyle geçiyor. Söylemez kimse size dünyadaki ömrü boyunca hiçbir insana yan gözle bakmayan kimdi? Sonra devam ediyor. Kim diyen gözle bakmadı kır çiçeklerine bile. İşte ben buradan sonrasını aldım. Şiirin son bölümünde şöyle geçiyor. Boşa çıksın reislerin, kainlerin, şairlerin kuvveti. Güler yüzlü olmak neydi onu hatırlayın. Neydi söğüt gölgesinde gülümsemek, ağız dolusu gülmeden taşlıkta. Şimdi kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz bildiğiniz gibi geldiği toplumdaki tüm reisleri, kainleri, şairleri, batıl olan örf, adet, kültür, davranış, hareket, düşünce, bu tür şeylerin hepsini reddetti ve ortaya güzel bir şey koydu. Bunu yaparken somurtarak, kızarak, bağırarak, çağırarak değil, güler yüzle yaptı. En çok atladığımız konulardan biri bu. Güler yüzlü olmak neydi onu hatırlayın. Bu da bir sünnet değil mi? Fakat önceki satırlarda geçen kahkaha değil. Güler yüz ve kahkaha ayrı bir şey. Tam olarak oturtamadığım bazı noktalar var. Onları bulursanız yardımcı olmanız önemli rica olunur. Söğüt gölgesinde gülümsemek ve ağız dolusu gülmeden taşlıkta. Şiirde hüzünlü olan bir yer var ki o da şöyle. Artık kimse bize haber vermeyecek. Hemen şu tepenin ardında saldırmaya hazır ve müsellah bir düşman taburu durduğunu. Çünkü gerçekten yok böyle bir ordu. Bir düşmanımız kaldı kendi dudaklarımız arasında. Kıymetli dostlar, tüm bu söylediklerim vakti duymak doruğuna varanlar için. Boşa çıksın reislerin, kainlerin, şairlerin kuvveti. Güler yüzlü olmak neydi onu hatırlayın.